Osmanlı Devleti'nden Mora, Tesellya, Girit'te yüzlerce, binlerce Türk katledilirken İngiliz operasyonundan desteğiyle Yunanistan bağımsız ilan ederken ne acı bir şey ki. Sayın Bahçeli ne diyecek acaba? Yıllarca hiç buna karşı kutlamamış bugün iktidar sahipleri bu bayramı kutluya geldiler. Neyi kutluyorsunuz kardeşim? Türk kimliği yok edilirken orada binlerce şehitlerimiz Yunanlar tarafından katledilirken, yok edilirken ve hatta yalanlarla bu konu gündeme taşınmışken hatta Kıbrıs'ta Akdeniz planı çerçevesinde uygulama sokulan plan aynı şekilde uygulama konmuş. Oradaki Kıbrıslı mücahitlerin buna karşı tepki koymasından dolayı muvaffak olunamamış. Ve böyle bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir gündemi yaşıyoruz. Evet. Burada Sayın Bahçeli ve Cumhur İttifakı neredeyse diye sormamız lazım. Evet. Yani bugün Hizbullah terör örgütü, PKK terör örgütü kuruluşlarında bir partiler yoktu ki. Bir örgüttü. Bir vahşi örgüttü. Arşivler bakımından bakıldığında Hizbullah terör örgütünün vahşi eylemleri Tele 1 yalan yönetmeni Mercan Yanazar'da aylardır onu dile getiriyor. Evet. Yani Tele 1 izleyicileri onu yakının biliyorlar ve ben o detaya da fazla girmek istemiyorum ama demem o ki her iki örgütün de gelinen şeyde 2000'li yıllarda dağılmakta olan eleman kaybı içerisinde olan Hizbullah'ın bütün mensuplarının hepsinin tutuklandığı, cezaevinde Evet. olduğu, firarda olanların da takipte olduğu, PKK terör örgütünün de dağılmakta olduğu, giderek eleman azlığı çektiği, hatta parasal sıkıntı içerisinde olduğu ve Kandil'de orada yaşayan PKK yöneticilerinin de aranmakta olduğu, takip edilmekte olduğu bir gündem vardı 2000'li yıllarda. Şimdi 2023'e geliyoruz. Bu iki örgütte palazlanmış vaziyette, güçlenmiş vaziyette bir şekilde PKK terör örgütü, organize suç örgütü olarak Oslo'da İngiliz istihbaratının başkanlığına masaya oturtulmuş, Türkiye taraf olarak oturmuş, bunu oturtulan, bunu baştan inkar eden, devlet görüşü derken sonradan kabul eden Türkiye Cumhuriyeti, o günkü başbakanı, bugünkü cumhurbaşkanı bir anayasal suç işlemiş ve bu suç işlemeye hala devam etmekte ve bunu bir şekilde de bu suçun işlenmesine göz yummaktadır ve bunu ortadan kaldıracak güç ve kapasitesi varken Evet. yurt içinde ve yurt dışında bu gücü tamamen etkisiz hale getirecek ve PKK terör örgütünün sonradan siyasallaşan kanadı olan HDP ve diğer daha önceki partiler bakımından da bakıldığında nasıl bu güce ulaştınız, nasıl masaya oturdunuz, şimdi nasıl sizden talepleri aynı şekilde Hüdapar'la talepleriyle PKK'nın, HDP'nin talepleri arasında hiçbir fark yok. Hepsi Evet. birbirine benzer. Ama Sayın Ve Tancan, başlangıçta Hüdapar'ın biliyorsunuz ki Hizbullah uzantılı olduğunu açıklamalarından anlıyoruz ki kabul etmiyorlar. Yine geride kalan günlerde epeyce üzerinde durduğumuz, örneğin Kürtçe ikinci resmi dil olsun, Türk bayrağı ile ilgili, ismiyle ilgili bir sorun, pek çok şey Hüdapar ortaya atmıştı ama Hizbullah bağlantısı milli ve yerli denilince Hüdapar için belli ki kabul edilmiyor. Hüdapar'ın kuruluşunun temelinde Hizbullah var mı efendim? Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Hizbullah'ın aranan bütün şeyleri hepsi Hüdapar'ın kuruluşunda hepsinin fotoğrafları, isimleri, adresleri var. Bunlar biliniyor. Bunları tek tek saymama gerek var mı? Arşiv Sayın Bahçeli'nin elinde de var, devlette de var, adliyede de var, her yerde var. Bir kere Hizbullah terör örgütünün PKK'nın terör örgütü olduğunu, DAEŞ'in, El-Kaide'nin terör örgütü olduğunu ve bu örgütlerin bile gerek Birleşmiş Milletler, gerek Avrupa Konseyi tarafından da örgüt olarak kabul edildiği bir vaka ve gerçek. Özellikle Hizbullah terör örgütünün Türkiye ceza sistemi yürürlüğe girerken 2005 yılında ceza sınırları yarı yere indirildi. Evet. Ve özellikle Hizbullah terör örgütüyle mahkeme zaman aşımına uğradığı için de
oradan istifade ederek tutukluluk süreleri bakımından o sürelerin de bir üst sınırları vardı. Oradan salıverildiler. Ve iktidarın bunu görmezden gelmesi, onu takip etmemesi, Yargıtay'daki bu takibi gerçekleşmiş olsa asla mahkeme devam edecek ve mahkum olacaklardı. Böylece geçmişten bugüne kadar Hizbullah terör örgütünün ve siyasal kanadı olan Hüdapar'ın aynı şeyden geldiği bilinen bir gerçek. Hatta daha projeyi açayım. Hı hı. Özellikle 90'lı yıllarda Fatih'te kurulan düşünce fikir üreten Yeni Zemin dergisinden başlayarak Yeni Zemin dergisinden bu yana. Evet. Telefonunuz. Evet, tamam. Orada Yeni Zemin dergisinden daha başka dergiler ve şeyler var. Orada fikri altyapı oluşturulmuş ve bu fikri altyapı çerçevesinde orada yazan editörlüğü yapan Yalçın Akdoğan'dan, İhsan Arslan'dan, Abdurrahman Dilipak'tan tutun da evet. O gün orada hepsini kaleme aldığı, yazdığı ve fikri altyapısı oluşan bütün o uygulamaları Recep Tayyip Erdoğan değişim dönüşüm süreci içerisinde onu dini kullanarak bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleyhine almış olsa da devletin bütün altyapısının değişim dönüşümünde kullandı ve kullanmaya devam etti ve hala devam ediyor. Evet. Böyle de arşivlerde büyük zenginlikler var, bilgiler var. Tabii. Sayın Bahçeli bunların hepsini bilen insan. Çünkü bütün bu bilgileri ben yıllar öncesinden Yeni Çağ Gazetesi'nde günlerce bu kaleme alındı, yazıldı, çizildi. Yeni Çağ okuru olarak da Sayın Bahçeli bunları okudu. Bilmesi gerekenlerden birisiydi. Bugün Hüdapar'ın zaten partileşme sürecine baktığınız zaman felsefesinde onun ortaya koyduğu taleplerde onun bakanlıktan müsaade alması bile bir facia. Yani İçişleri Bakanlığı'ndan nasıl parti müsaadesini aldı bir şey. Mezar evlerini nasıl ortaya çıkarttığımızı, nasıl çıktığı hepsi bilinen gerçekler. Ve orada özellikle Zira Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım'ın kaçırılması, Mehmet Sümbül'ün kaçırılması, Gonca Gülüş'ün kaçırılması, daha başka isimlerin kaçırılması ve onun takibi süreci içerisinde özellikle Hizbullahçıların yaşadığı evlen hastalıkları, bebek motifleri, tavşan motifleri, güvenli güvensiz ayrımlı şeklindeki bu yaklaşımlarını takip eden kolluk güçleri ve kolluk güçlerinin istihbarat teşkilatları bunu takip ederek Beykoz'daki Hüseyin Beyoğlu'nun da bulunduğu o çatışmada onun da kişisel hale getirilmesi, evet, oradaki dokümanların ele geçirilmesi, orada yakalananların da yakalanması, mahkum edilmesi ve Gaffar Okan ve arkadaşların şehit edilmesinden dolayı İçişleri Bakanlığı'nda oluşturulan bir merkezde gerek poliste gerek jandarmada daha önce bu konudaki yapılmış çalışmalar çerçevesindeki faaliyetlerin bir anda eyleme dönüştürülmesinden elde edilen bilgiler doğrultusunda bütün faili meçhul Uğur Mumcu'dan başlayan bütün faili meçhul dosyalarda kullanılan elemanlar, kullanıcılar hepsi açığa çıkamayacak, yakalanmış, yargılanmış ve mahkum olmuş vaziyette. Evet. Kaçanlar var, takipte olanlar var. Sayın yani bütün bunlar bilinen gerçekler. Gaffar Okka'nın şehit edildiği dönemde Devlet Bahçeli başbakan yardımcısı mıydı? Evet. Yani yaşanan Bahçeli her şeyin... Bahçeli Milli Güvenlik Kurulu'nda da bakanlar kurulunda bunlar hep dile getirildi. Hatta o devirdeki televizyon ve gazetecilerin üst seviye yetkilileri çağrılmıştı İçişleri Bakanlığı'na. Ve domuz bağıyla insanların bilgisayar ortamında nasıl işkence altında öldürüldüğünü onların gösterdik ki halk kalene gelmesin. Bu konuda yazı yazarken veya televizyonda konuşurken de halkın teskin edici, kalene getirici yaklaşımlar kaçıralım diye de bilgilendirme yapmıştık. Ve çoğu televizyon ve gazeteci izleyememişti. Adeta istifra eder konuma gelmişlerdi. Çok vahşi bir görüntü vardı. Şimdi bu böyle bilgisayar ortamında domuz bağıyla işkenceyle kendisine karşı çıkanları hem orada işkence yaptığı yerde evin altında mezara gömmesi
Bir istihbarat projesi değil de nedir peki? Bir yabancı servis projesi değil de nedir peki? Bahçeli bunları en yakın bilen ve o zaman da onlara gösterildi, izlettirildi. O günkü Başbakan Erdoğan'a da izlettirildi ve onlar izleyemediler. Adeta istifa edecek konuma geldiler ve kapattırdılar. Ya bunlar gazeteler ve televizyonlara çıkan bilgiler olduğu için de fazla detaya girmek istemiyorum hikayem. Evet. Peki sayın... Demem o ki... Buyurun. Demem o ki bir taraftan Türk kimliğine İngiliz Büyük Ordu'nun Birinci Dünya Savaşı öncesi Osmanlı Devleti'ni nasıl parçalattığını bilen bilenler bakımından kullanılan o günkü örgütler Müslüman Kardeşler Örgütü, Vahabizm, Ahmedilik, Hizbullah gibi örgütler hala yaşamlarına devam ederken yeni nesil Cundullah Örgütü bir şekilde kullanıma sokulmuşken bir şekilde Afganistan, Pakistan üzerinden, Türk dünyası üzerinden ve orada NATO üzerinden gerek İngiltere'nin, gerek Amerika'nın, gerek Almanya'nın ve Fransa'nın kullandığı ve hala kullanmaya devam ettiği ve eğitti donan kapsamıcı eğittiği insanların İran'la hiç dokunmaksızın Türkiye'ye aktarılması ve Türkiye'de belli yerlere konuşlandırılması ve burada Pakistan'da, Afganistan'da, Türk dünyasında hala Türkiye'nin radikalleşmesi bakımından oradaki gençlerin kafalarını yıkanmış olması bir büyük İngiliz oyunundan başka ne olabilir? İkinci Dünya Savaşı onu biliyoruz. Şimdi Üçüncü Dünya Savaşı'ndan dolayı evlenirken Ukrayna ve Rusya Savaşı'ndaki Türkiye'nin bu savaşa sokulmak istenmesi ve NATO üzerinden Türkiye'nin bir şekilde gücünü kullanmak istenmesi, Türkiye'nin kullanmak istenmesi gerek Balkanlarda, gerek Karadeniz Havzası'nda, gerek Marmara Havzası'nda, gerek Doğu Akdeniz Havzası'nda hemen her alanda Türk kimliğini kullanmak istemesi ve Türk kimliğini kullanması için de Türk kimliğine karşı adeta bir düşmanlık varmış gibi Cumhuriyet İttifakı'nın bu kimliğini kullanmasına göz yummuş olması ve de acı bir şey Yunanistan bağımsızlığını kutlarken ona sessiz kalan Cumhur İttifakı'nda Sayın Bahçeli, Sayın Destici, Sayın Yerli ve Milli olarak kendisini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oradaki katledilen, yok edilen, soykırıma uğrayan atalarımızın, Türklerin Girit'ten, Teselya'dan, oradan bu yana onların ruhları aykırırken neredesiniz Sayın Bahçeli, neredesiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan destici, çıkın konuşun. Konuşun ki bu millet sizi tanısın ve bilsin. Konuşun ki özellikle dağılmakta olan, dağılmış olan, tamamen yok olmuş olan Hizbullah terör örgütünün siyasi altyapısının nasıl palazlandığını, nasıl Türkiye'den federatif bir yapı istediği, nasıl özellik istediği, nasıl Türk bayrağını, Türkiye'nin tanımadığını dile getirirken bunu nasıl kabul edersiniz? Sayın Bahçeli, halkına, ülkene, kendi taburuna geri dön. Orada senin yerin yok. Bunu sen de görüyor ve kabul edemiyorsun. Ve o bakımdan da bana diyorsun ki bu konuda konuş. Ben de konuşuyorum. Diyorum ki senin yerin orası değil. Senin yerin Türk halkının yanında. Sen Türk halkına geri döneceksin. Başka halk kendi tabanını incitme, kendi tabanını üzme, kendi tabanını ağlatma. Senin tabanın bunu